Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2 turnuvamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gecikme için kusura bakmayın. Kanalda yayınlanması gereken bazı videolar vardı. O yüzden birazcık geciktik. Hatamı da telafi etmek adına bugün 4 kapışma birden yapacağım. Ama kapışmalarda ısınma turlarına yani ilk turlara yer vermeyeceğim. Direkt hızlı turlar yer alacak. Mavi grupların tamamını, mavi kapışmaların tamamını yapacağız. 240 vs 240 SX vs Celica ile başlayacağız. Bu arada videonun açıklama kısmında Underground 2 oynatma listesi de var. Serinin önceki videolarını, hatta neredeyse bütün modifiye videolarımızı vesaire de oradan izleyebilirsiniz. İyi seyirler. İlk kapışmamızdaki arabalarımızı hemen hızlıca tanıyalım. 240 SX karşınızda. Birazcık sade şekilde modifiyeledim ama yine bunda da bütün body kitler vesaire var. Bütün araçlara zaten adil olması açısından ekliyoruz. Ve rakibi Celica'yı hemen görelim. Celica'yı da tam tersine siyah şekilde yaptım. Siyah beyaza karşı olacak. Şöyle kırmızı beyaz bir vinyl da ekledim. Kırmızı neon da ekledim. Yine aynı şekilde body kitli ve bütün parçaları tam. Yavaştan kapışmaya geçelim. Ve Nissan 240 SX ile hızlı turumuza başlıyoruz. Araba zaten oyunun en dengeli araçlarından biri ve bence en kuvvetli araçlarından biri. An itibariyle hızlı turumuza başladık. Bakalım süremiz nasıl olacak? Bu viraj zaten oyunun en zorlu virajlarından biri. Test haritasındaki tabii ki. Bas baba haydi. 240 SX bizim kariyer serimizde fakir Ferrari'si olarak modifiyelediğimiz araçlardan biriydi ve oyunun büyük bölümünü bu araçla geçtik. O yüzden bende yeri de ayrıdır. Haydi oğlum bas bakalım. Rakibi Celica'ya karşı bakalım nasıl bir süre elde edecek. Bu arada eğer isterseniz canlı yayınımızın tekrarını da canlı yayınlar kısmından izleyebilirsiniz. GTA Vice City'de bitirdim geçenlerde, çok eğlenceli yayınlardı. Onları da eğer isterseniz izleyebilirsiniz. Aracın bu arada hızlanması gayet güzel. Oyunun en iyilerinden biri zaten ve virajları da çok güzel alıyor. Şu ana kadarki en güzel hissettiren araçlardan birisi. Haydi oğlum dönersin. Bence gayet güzel bir süre çıkaracak gibi. Celica'yı zorlar. Siz de videoyu durdurup hangi aracın kazanacağını yazabilirsiniz. Tahminlerinizi yazabilirsiniz. 1.8-1.10 gayet güzel bir süre gelecek. Bak size söyleyeyim. 13-14-1-14-44 yani muhteşem bir skor. Bence bir şey söylemeye gerek yok. Sözü hemen Celica'ya bırakalım. Bakalım bu rekoru geçebilecek mi? Ve 240 SX'in rakibi Celica bakalım 1.14.45'i geçebilecek mi? 240 SX gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Celica'dan bakalım nasıl bir performans göreceğiz. Sakin sakin, güzel güzel güzel, haydi. Burada biraz daha yavaş geçti. Virajları çünkü daha zor alıyor. Araba biraz daha hantal. Ama hızlanması vesaire gayet yerinde. Güzel. Bu araba da bence rakip olabilir ama ilk virajı biraz daha zorlu aldı. O yüzden hani keskin virajlarda birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Güzel. Burayı da iyi aldı. Diğer keskin virajımıza geldik. Burayı çok güzel aldı. Burayı çok güzel aldı. Her an her şey değişebilir. Bakalım 1.14.45'in altına düşebilecek mi Celica? Her ne kadar hani biraz daha hantal hissettirse de bu araçta hiç fena değil. Oval virajı da gayet güzel aldık. Yavaş yavaş turumuzun sonlarına geliyoruz. Ve finish'ten az sonra geçeceğiz. Bakalım nasıl bir skor gelecek. Toyota Celica geliyor. 1.14'e yakın bitecek gibi. 1.12. 1.12.85. Her ne kadar daha hantal hissettirse de muhteşem bir skor yaptı Toyota Celica. Demiştim zaten oyunun en dengeli araçlarından biri diye. Ve maalesef fakir Ferrari'si olarak adlandırdığımız Nissan 240 SX eleniyor. 1.12.85'te galip Toyota Celica. Sırada 3000 GT vs Tiburon yani Hyundai Coupe karşılaşmamız var. Hemen şöyle size araçları gösterelim. Yine bu aracı da aynı şekilde biraz daha sade modifiyelemeye çalıştım. Rakibi Hyundai Coupe'yi şöyle mavi yaptım ve güzelinden bir tane de beyaz vinyl ekledim. Bunu da size göstereyim. Ve yavaştan kapışmaya geçelim. Bakalım Mitsubishi 3000 GT Hyundai Coupe'ye karşı gözdağı verebilecek mi? Güzel bir skor elde edebilecek mi? Oyunun bence hantal arabalarından biri. Özellikle ilk viraj bayağı zor olabilir. Yapıştır dur dayı. Dur 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 dur. Frenleri birazcık sıkıntılı aracın herhalde. Bas bas bas. 3000 GT geliyor. Bakalım Hyundai Coupe'ye karşı neler yapacak? Eskiden çocukken kariyer oynadığımda genelde
240 SX'ten sonra kupeyi alırdım ben. Yani seviyordum aracı tipini vesaire, o yüzden alıyordum. Tamamen performanstan ziyade hani biraz da araç değiştirmek istiyordum, o yüzden alıyordum ki kendisi ilk açılan arabalardan biriydi. Bakalım 3000 GT o da zorlayabilecek mi? 3000 GT şimdilik güzel bir performans sergiliyor. Ama ben özellikle Celica'ya çok şaşırdım. 1.12 beklemiyordum açıkçası. Hani 1.14, 1.13 civarlarında bir şey bekliyordum ama 1.12 gerçekten muhteşem bir skor. Bas bakalım, bas 3000 GT. Asıl viraja geldin. Burayı gayet güzel aldı bu arada. Oval virajı muhteşem aldı. Yavaş yavaş turumuzun sonlarına doğru geliyoruz. Haydi oğlum, bas 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 bas. Finish düzlüğüne geldik ve şu anda bile 1.12'yi geçtik mesela. 1.15 3000 GT tam olarak 1.19.09 yapıyor. Aslında bayağı kötü bir süre ama önemli olan tabii şimdi rakibinin performansı. Hemen Hyundai Coupe'ye geçelim. Ve Hyundai Coupe ile hızlı turumuza başlıyoruz. Gerçek hayatta gördüğüm, İzmir'de gördüğüm araçlardan biri. Tipi gayet güzel bir araç. Bakalım performansı nasıl olacak? İlk virajımıza, belki de oyunun en zorlu virajına, şikana geldik. Şikanı rahat bir şekilde geçtik. Yani 1.19.09 bence rahat geçilebilir bir süre. Bakalım Hyundai Coupe ne yapacak? Benim ümidim var. Muhtemelen bence bu araç kazanacak. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Güzel güzel. Şu anlık aracın yol tutuşu gayet iyi hissettiriyor. Yani çok fazla oynak bir araç değil bu da. İkinci keskin virajımıza geldik. Bakalım buradan nasıl döneceğiz. Burada en iyi şu ana kadar Celica döndü sanırım. Gayet güzel bir şekilde virajı almıştı. Hafiften pist dışına sarktık da yani F1'de değiliz. Süremiz iptal olmaz, merak etmeyin. Ha gayret, ha gayret. Otobüs değilsin, dönersin. Bak bu virajlarda, özellikle şu hızlı virajlarda bayağı zorlandık. Yavaştan finish'e doğru geliyoruz. Bakalım süremiz nasıl olacak? 3000 GT mi elenecek yoksa Hyundai Tiburon mu? Ve 1.15 geliyor. Doğrudan 1.15.00 geldi. Bu etapta da elenen Mitsubishi 3000 GT oluyor. Evet, bir sonraki kapışmamızda abi kardeş kapışması göreceksiniz. Mazda RX-7, Mazda RX-8'e karşı. Hemen şöyle göstereyim. Sarı ve siyahla güzel bir uyum sağladık bence. Ve hemen kardeşi Mazda RX-8'e bakalım. Bunu da kanaldaki kadın takipçilerimiz için yaptım. Hep böyle erkek işi modifiyeler yapıyorduk. Bir tane de kadınlar için yapalım. Ve yavaştan kapışmaya geçelim. Ve Mazda RX-7 ile birlikte hızlı turumuza başlıyoruz. Need for Speed Underground 1'in kendisi en iyi aracı. Bakalım Underground 2'deki performansı nasıl olacak? Kardeşine karşı nasıl bir performans sergileyecek? Mazda RX-8 de bu oyunun en iyi drag araçlarından biri bu arada. Onun da testini yapmıştık, isterseniz izleyebilirsiniz. Zaten oynatma listesini hem kartlara hem de açıklama kısmına yapıştıracağım. Bol bol Underground 2 içerikleri izleyebilirsiniz oradan. Aynı zamanda oynatma listesinde hemen hemen oynadığımız bütün oyunların videoları var. Liste haline getirdim, çok daha rahat bir şekilde videoları bulabilirsiniz. Pro Street kariyerimize kadar her şey mevcut. Oyunun zorlu virajına geldik. Bak bu da güzel aldı ama birazcık kaydı gibi. Olur o kadar. Hani sonki kaymayı yaşamasaydık bu arada Celica'dan daha iyi alacaktı neredeyse virajı. Haydi bakalım Mazda RX-7. Arı gibi modifiyeledik bunu. Sarı siyah oldu. Dön dön dön. Gayet güzel. Gayet iyi. Şuradan da geçelim. Oradan geçmeseydim kaza yapacaktık çünkü muhtemelen. Duvara girebilirdik yani. Bakalım süremiz nasıl olacak? Mazda RX-7 nasıl bir performans sergileyecek? Ve 1.14.08 geliyor Mazda RX-7'den. Gayet güzel bir performans. Sırada Mazda RX-8 var. Mazda RX-8 ile birlikte hızlı turumuza başlıyoruz. Bakalım abisi Mazda RX-7'nin yaptığı 1.14.08'lik skoru geçebilecek mi? Bir anlık konuşamadım heyecandan. Şikanımıza gelirken hafiften kayma yaşadık. Birazcık demek ki arkayı salan bir araç olabilir. Hafiften kayma yaşadık orada. İlerleyen zamanlarda bakalım skorumuz nasıl olacak? Kendini toplayabilecek mi araç?
Artık sonraki virajlarda daha iyi şeyler yapması lazım RX-7'ye göre. Çünkü şikanda bana kalırsa RX-7'ye göre biraz daha kötüydü yaşadığımız kaymadan dolayı. Bu virajı gayet güzel aldık ama yine bir kayma yaşadık. Güzel, keskin virajı iyi aldık. Mazda RX-8 birazcık kayma sorunu yaşayan bir araç anladığım kadarıyla. Kendisi her ne kadar oyunun en iyi drag yarışlarından, drag araçlarından biri olsa da bakalım circuit'te de aynı başarısını gösterebilecek mi? Yavaş yavaş son viraja doğru geliyoruz. Tabii yavaş değil, hızlı geliyoruz ama şu anda 1.07'deyiz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Çok yakın bitecek ve 1.13.80'le Mazda RX-7'yi tokatlıyor. Mazda RX-7 elenen araç oluyor. Nedense son kapışma olarak düşündüm ama daha Audi TT 350Z kapışması var. Eğer son kapışma dediysem kusura bakmayın. Hemen araçlarımızı tanıyalım. Audi TT'yi de kariyerde oynadığımız şekline birazcık benzetmeye çalıştım. Şöyle tatlı bir araba yapmaya çalıştım. Ve karşınızda diğer arabamız Nissan 350Z. Oyuna başladığımız Rachel'ın aracını sürdüğümüz araç. Yavaştan son kapışmamıza geçelim. Audi TT ile birlikte hızlı turumuza başlıyoruz. Oyunun en kütük araçlarından biri. Kariyerde kullandım biliyorum ama aynı zamanda en iyi drift araçlarından da biri. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Şikandan düşük hıza rağmen bayağı zor döndü. Dediğim gibi oyunun en kütük araçlarından biri. Yani neredeyse SUV'lerle kapışacak seviyede. Ha gayret, yavaş yavaş dönmemize rağmen, 160 km ile dönmemize rağmen yine de bayağı bir zorlanıyor. Nissan 350Z'de tam tersine çok fazla da kayma sorunu yaşayan bir araç. Mücadele birazcık kıyasıya geçebilir derken burada araç dönemedi. Bak burada yani 80 km'ye düştük artık, öyle söyleyeyim size. Gerçekten oyunun en hantal araçlarından biri. Drift görevlerinde kariyerde çok zorlanıyorsanız tercih edebilirsiniz sadece driftler için ama circuit, sprint ve street X'ler için kesinlikle tavsiye etmem. Onun yerine hani çok çok daha iyi araçlar var. En kötü 240 SX alırsınız başlarsınız. Hemen hemen çoğu klasmanda işinizi görür. Bas oğlum, dön artık. Daha şimdiden zaten 1.12 falan oldu. Bayağı rezalet bir skor gelecek galiba ama 3000 GT'yi buna rağmen geçiyor mesela. 1.18.92. O kadar hantal olmasına rağmen ya hızlanmadan ya da top speed'den dolayı herhalde yine de beklediğimden daha iyi bir skor elde etti. 1.18.92 yapıyor TT ve rakibi 350Z'ye hemen bakalım. Ve Nissan 350Z ile final yapıyoruz. Hızlı turumuzu atacağız. Bakalım rakibi Audi TT'yi geçebilecek mi? TT'ye nazaran çok daha oynak bir araç. Şikandan geçelim. Güzel, kayma sorunu yaşamadık bu sefer. Genelde bu araçta çok fazla kayma sorunları yaşayabiliyoruz keskin virajlarda. Özellikle drift yarışlarında delirtiyordu beni ama bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Şu anlık gayet güzel gidiyor. Bence 1.18'in altına düşer. Ama hiç de belli olmaz tabii. Hızlanma vesaire de çok önemli olduğu için bazen gayet iyi gidiyoruz gibi oluyor ama mesela TT 3000 GT'den çok daha kötü hissettirmesine rağmen daha hızlı bir şekilde etabı tamamladı. Bakalım 350Z nasıl bir skor çıkaracak ortaya. Haydi oğlum haydi, bas bas bas. Bundan sonra muhtemelen böyle 4 kapışma birden yapacağız. Finish'e doğru geliyoruz. Finish virajında hani son virajda birazcık zorlandık. 1.18'in altına düşecek mi? Hemen bakıyoruz ve çok rahat bir şekilde düşüyor. 1.15.05 ile birlikte rakibi Audi TT'de eliyor. Hemen turnuvamızın son haline bakalım. 240 SX Celica kapışmasını kazanan Toyota Celica oluyor ki şu ana kadarki en güzel performanslardan biri, hatta en iyi performans olması lazım. 3000 GT vs Tiburon kapışmasını kazanan Hyundai Tiburon, yani Hyundai Coupe oluyor. RX-7, RX-8 kardeş kardeşe düşman oldu ve RX-8 kazandı. Audi TT 350Z kapışmasında kazanan 350Z oluyor.
Yavaştan videonun sonuna gelelim. Siz de sonraki kapışmalar için yani yeşil grup için tahminlerinizi yapıştırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.